Nedir İncil diye başlayabiliriz yani. Evet. Şimdi İslam dünyası Kur'an-ı Kerim'de peygamberlere vahyedilen kitaplardan bahsedilirken işte Tevrat, İncil, Zebur ve bir de suhuflar, yani sayfalar şeklinde bahsedilir. Ve bizim amentümüzde de imanın şartlarından birisi olarak Allah tarafından vahyedilen kitaplara iman etme şart koşulur. Ve yine Kur'an'ın ifadesiyle zaman içerisinde bu kitapların tahrifata uğradığından da bahsedilir. Bu nedenle Müslümanların kafasında Allah tarafından Hazreti İsa'ya vahyedilen bir İncil vardır. Ve gene Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in o hadislerine dayanarak bu İncil'in tahrifata uğradığından bahsederler ve Hristiyan dünyası 1400 senedir bu suçlamayla karşı karşıya kalmıştır. Müslümanlar diyorlar ki sizin elinizdeki İncil tahrif edilmiştir. Hristiyanlar da diyorlar ki hayır, siz bunu nereden çıkarıyorsunuz? Şimdi iki taraf da kendi zaviyesinden doğru söylüyor aslında. Müslümanların kastettiği İncil, Cebrail vasıtasıyla Allah tarafından Hazreti İsa'ya vahyedilen İncil'dir. Öyle bir İncil yok bugün. Hristiyanların zihninde böyle bir şey yok. Ve bu İncil de şu an mevcut İncil de tahrif edilmiş bir İncil değil. Evet. Yani niye değil? Yani zaten bu vahiy olan İncil değil ki. Evet. Bu başka yani işte bir şey. Onu söylüyorlar. Onlar da diyorlar ki kardeşim, bu Matta'nın yazdığı İncil, bu Markos'un yazdığı İncil, bu Luka'nın, bu da Yuhanna'nın. Niye tahrif olsun yani? Yani Hristiyan kafasında bir biyografi kitabıdır İncil. Hazreti İsa'dan sonra yazılmış biyografilerdir. Şahıslar tarafından yazılmışlardır. Nitekim bu İncil'leri bugün elimizde. Biz bunları elimize aldığımız zaman bunun bir din ve şeriat kitabı olmadığını görürüz. Hazreti İsa'nın hayat hikayesini anlatıyor. Şurada doğdu. İşte annesi şuydu. Çocukluğu böyle oldu. Sonra bir kesinti gelir. Gençliği falan hiç bilinmez. Birdenbire büyük. Hazreti İsa 30 yaşındadır. Ve İncil'ler genelde oradan başlarlar. Bir gün kalabalıklar Şeria nehrine doğru Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere giderken İsa Mesih de onların arasındadır. Ve İncil'ler Hazreti İsa'nın bu 3 yıllık misyonunu tebliğ etme ve hahamlarla mücadele dönemini kaleme almışlardır. Nitekim Hazreti İsa kendisi de okur yazar değildi. 12 tane havarisi vardı. Bunun 11'i de okur yazar değildi. Yani bunları bizatihi Yeni Ahit'te Hristiyanlığın kutsal metinleri olarak kabul ettikleri 3. İncil yazarı Luka'nın yazdığı Resullerin İşleri adlı kitapta bunu net olarak ortaya koyar Luka. Sadece aralarında Matta isimli havari şeydir, okur yazardır. O da gümrük memurudur. Gümrükte çalışıyor. O gün yani Roma idaresinde memur olarak çalışıyor. Okur yazar olan o. Hiçbir tarihi belge ve kayıt Hazreti İsa döneminde böyle bir yazım olduğu hususunda bize bilgi vermiyorlar. Hristiyan kaynaklarında da yok, Yahudi kaynaklarında da yok. These individuals today who say that the Bible has been corrupted are not supported by the major figures of tafsir. And I want to begin with one of them who is quite important in the history of Islam. I want to speak about Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas wasn't just anybody.
He was one of the Sahaba. He's a Sahabi. He was the cousin of Muhammad, peace be upon him. Ibn Abbas said, the word tahrif signifies to change a thing from its original nature, and that there is no man who could corrupt a single word of what proceeded from God, so that the Jews and Christians could corrupt only by misrepresenting the meaning of the words of God. In another book, Ibn Abbas' statement is repeated. They corrupt the word means they alter or change its meaning, yet no one is able to change even a single word from any book of God. The meaning is that they interpret the word wrongly. Ibn Kathir recorded the same statement of Ibn Abbas. As for Allah's book, they are still preserved and cannot be changed. What is it that Ibn Abbas tells us? He tells us essentially that by tahrif is meant not the changing of the text, but simply the changing of the meaning. This is the testimony of one who was an eyewitness, the cousin of Muhammad, peace be upon him. So, we must keep in mind that someone like him is esteemed and placed above all other commentators, not only because he was close to the situation, but because of his loyalty as one of the Sahaba. And his tafsir is that the words of Allah cannot be changed, and that there was no tahrif, the lafs, a corruption of the text, but only tafsir bil ma'ni.